Herkese selamlar. C eğitim setimizin 3. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte variable konusunu göreceğiz. Variable nedir? Variable, programdaki verileri bellekte tutmamızı sağlayan araçlarımızdır. Yani programın verilerini hafızada tutmasını sağlıyor. Buna ihtiyacımız var. Nasıl bilgisayarımızdaki veriler hard diske depolanıyorsa ve bilgisayar o verileri hard diskten çekip çekip kullanıyorsa, tıpkı bunun gibi biz bir C programı yazarken bellekte bazı kayıtlar, datalar tutmak zorundayız. Şimdi variable değişken diye çevriliyor Türkçe'ye ama siz geçen derslerde belirttiğim gibi bunları İngilizce terimleriyle öğreneceksiniz. Çünkü zaten siz değişken denilen o şeyi de hafızanızda ezberlemeye çalışıyorsunuz. Bunun yerine variable İngilizcesini bilmeniz sizin için elbette daha mantıklı olacaktır. Geçen ders şu şekilde ekrana çıktılar yazmıştık. Sizlerle madem bu dersi variables'ları işleyeceğiz. O zaman C data types'ları görelim. Yani C'deki veri türleri neler? Onlara bir bakalım. Birçok veri türü var. Bunlardan ilki char. Char 1 byte'lık bir alan kaplıyor ve tek bir karakter, harf sayısı veya ASCII değerini saklamanızı sağlıyor. Ne demek bu? Şöyle göstereyim. İlk önce değişken nasıl yazılır? Onu anlayalım. İlk önce değişkenimizin türünü yazıyoruz. Az önce size ilkini gösterdim. Char. Bu İngilizce aslında karakterden gelmektedir. Bakın İngilizce karakterini kısaltmışlar ve ona char demişler. Char örneğin ilk değişken ismimi vereyim. Bakın bir statement oluşturduk. Burada C veri türümüzü girdik. Bunun bir char olduğunu belirttik. Char neydi? Tek bir karakter ya da bir harf ya da bir sayı veya ASCII değerini saklayan bizim depolarımızı veri depolarımızı şimdi veri deposuna niye ihtiyacımız olacak diyeceksiniz Hemen şunları bir silelim Burayı birazdan kullanacağımdan bunu silmiyorum. Ben geldim ki şuraya 14 yaz. Şuraya da geldim. B harfini yaz. Şimdi C bana diyor ki kardeşim diyor nedir bunlar diyor. Ben diyorum ki bu 14 bu da B. Tamam diyor sen öyle diyorsun ama bunlar benim için bir anlam ifade etmiyor. Ben bunların ne olduğunu nasıl anlayacağım ve ben bunları nerede depolayacağım ben bunları depolamadım ki. Geliyorum burada C'ye diyorum ki kardeşim yukarıdaki 14'ü bana getir. Programda böyle bir şey diyorum. Diyorum ki 14'ü bana getir. Diyor ki hangi 14? Burada 14 yok. Benim hafızamda yerleştirdiğim bir 14 yok diyor. Haklı çünkü biz burada herhangi bir veri türünü depolamazsak, belleğe atmazsak, onu bir yerde tutmazsak tıpkı insanlar hatırlamadıkları şeyleri not ettikleri gibi ve ileriki zamanlarda hatırlamadıkları gibi program da bunu hatırlamıyor. Diyor ki ben 14 diye, diye bir şey bilmiyorum. O halde ben diyorum ki seni depolarsam örneğin ben burada C'yi depoladım ve geldim dedim ki burada my letter adında yani benim harfim adında bir variable adı oluşturdum. Variable'lar nasıl oluşturulmuş? İlk önce variable'ın veri türünü giriyoruz. Char diyorum. Sonra diyorum ki C bana diyor ki bu variable'ın bir ismini gir. Ben de my letter diyorum. İngilizce veriyorum. Siz buna Türkçe karakter kullanmadan Türkçe verebilirsiniz. Benim harfim diyebilirdiniz örneğin. Şu şekilde variable isimleri bize kalmıştır ama benim size önerim elbette İngilizce vermeniz olacaktır. Sonra bir variable'a bir değer nasıl atanır? Eşittir ifadesiyle atanır. Sonra gelip tek tırnaklarımı yazdım ve bunun içerisine C harfini yaz. Madem C dilini yazıyoruz o zaman C dilinin C'sini şuraya yazalım. Tek bir karakter alıyor. Evet ne demiştik? Burada 14'ü bana getir veya burada bakın B'yi bana getir dediğimde program B'yi bana getiremez. Ama ben programda burada C'yi bana getir dediğimde kesinlikle C'i bana getirecektir. Bunu neyin üzerinden çekeceğim? Şuraya geleceğim diyeceğim ki my ladder adındaki şu variable'ı bana getir. O da bana getirecek çünkü hatırlıyor, nerede olduğunu biliyor. Burada onu hafızaya almıştık. İşte bu yüzden kesinlikle değişkenler kullanılır. Çok sık kullanacağız, çok kullanacağız ve burada variable'larımız kesinlikle olmadan programlamayı yapamayız. Bu yüzden variable'lara ihtiyacımız var. Geliyoruz integer diyor. Bakın, biz tüm tam sayıları integer veri türüyle belirleriz. 4 byte'lık yer kaplar. Hemen gözlemleyelim. Ve ben buraya geldim. Bakın, şurada İngilizce tam sayı olan integer kelimesini kısaltıp int demişler. Bu da tam sayılar yani ondalıklı olmayan veya tam sayılar dışındaki hiçbir sayı kabul etmeyen sayıların veri türü int'tir ve biz burada integer'ı kullanacağız. Herhangi bir isim verelim. Yine ben my number adını tercih ediyorum. Siz de herhangi bir variable adı kullanın. 7'ye 7'yi atayacağım diyorum ki programa. 7 sayım artık my number'ın içerisinde tut. Bunu bir sepetle olarak düşünün. Bu sepette tut. Yeri geldiğinde kullanacağım diyorum. Belki üzerinde aritmetik işlemler yapacağım. Belki başka şeyler yapacağım. Yeter ki program 7 diye bir sayıya ihtiyaç duyduğumu hafızasında tutsun. Geliyoruz bakıyoruz float data türünde yine 4 byte'lık bir veya daha fazla ondalık içeren kesirli sayıları saklıyor. 7 basamak saklamak için yeterli diyor float. Yani burada 7 basamaklı bir sayı için float'ı veri türü olarak kullanabiliriz. Zaten ondalıklı sayı anlamına geliyor İngilizce'de. İngilizce bilmek zaten bunların aslında İngilizce kelimelerin kısaltılmışı veya tamamen aynısı olduğunu görmemizi sağlayacak. Burada ondalıklı bir sayıyı my number 2 adındaki variable'ın içerisine atadığımızı belirttik ve bunun veri türünün de ondalıklı sayı olduğunu belirtmek için float veri türünü kullandık. Hemen geliyoruz ve double'ı son olarak göstereyim size. Double nedir? 8 byte'lık bir boyuta sahiptir. Açıklaması neymiş? Bir veya daha fazla ondalıklı seçeren kesirli sayıları saklıyor. 16 basamak veya 17 basamak için yeterli diyebiliyoruz. Bunun için. Şöyle diyelim. Şöyle double dediğiniz zaman float'ın yetişemediği noktalara o yetişecektir. Örneğin 213,568 diyelim. Yine ondalıklı bir sayı ekrana basmamızı sağlar veri türlerimizi görüyorsunuz. 4 tane veri türümüz var ve bu veri türünden yine biz bunları çeşitlendirebiliyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Evet gelelim şimdi buraya. C'deki variables'lara biz hangi isimleri verebiliriz? Bunun kuralları var mıdır? Onu bir bakalım. Şimdi anlaşılır ve bakımı kolay kod oluşturmak için açıklayıcı adların kullanılması önerilir demişiz. Ne demek istiyorum? Bakın ben burada boşuna bunları vermedim. Şu tabi aynı olamaz. Variable isimlerini farklı yazacağız. My number 3 dedim. Şimdi geliyorum diyorum ki bakın burada bir sayı var. Ben bir yıl sonra da gelip programa baktığımda benim buradaki variable'ımın ismi benim işimi tanımlamalı. Ne yapıyorum? Örneğin bir tane hacim hesaplayacağım. Ben geleceğim diyeceğim ki int örneğin isim olarak hacim diyeceğim. Yani kafamızdan sallamayacağız. Buraya 24 diyelim. Örneğin yani gelip de şuraya x demeyin. Yani burada yapacağınız işler anlamlı olmalı. Yani bir yıl sonra da gelip kodunuzu okuduğunda ya da takım ekip çalışması yaptığınızda ekibinizin diğer üyesi gelip buradaki x'in ne işe yaradığını tek tek kontrol etmek zorunda kalmasın. Belki 100 satır yazdınız ve o 100 satır içerisinde karmaşık bir algoritmanız var. Gelip bu x'i çözümlemek zor olabilir kişi için. O halde yaptığınız işi tanımlamanız en mantıklı şey olacaktır. Bu yüzden burada bir uyarı veriyoruz ve diyoruz ki anlaşılır ve bakımı kolay kod oluşturmak için açıklayıcı isimler kullanın diyoruz. Kesinlikle kafanıza göre isim vermeyin. İsimler harf, rakam ve alt çizgi içerebilir demişiz. Diyoruz ki bakın şurada harflerimizden oluşturdu. Şurada rakamlardan da oluşturduk. Aynı zamanda ne diyor? Diyor ki örneğin sen böyle alt çizgi kullanabilirsin hata almazsın diyor burada. Alt çizgiyi de kullanmanda bir sorun olmaz diyor. Bunun dışındakilerini kullanmıyoruz variable ismi olarak. Adlar büyük ve küçük harf duyarlıdır. Ne demek bu? Bakın şimdi my number ile şöyle yapalım. Bakın şu my number. Bu ikisi farklı variable'lardır. Unutmayın. Bu ve bu farklı variable'lardır. Çünkü birinde şuradaki N harfi büyük, birinde küçük. Yani büyük harf küçük harf duyarlılığı vardır. Yani diyor ki si, ha burada sen farklı bir şey yapmışsın, burada sen farklı bir şey yapmışsın. Yani siz hepsini aynı yapmadığınız sürece program ha ikisi de aynıydı demez. Bu da önemli bir not olarak kalsın. Adlar boşluk veya işte ünlem diyez yüzde ve benzeri gibi özel karakterler içeremez. Yani burada sakın bir heyecan aramayın. Gelip de şuraya şöyle bir yüzdelik ifade kullanmayın veya gelip şuraya ünlem kullanmayın. C'nin sizden istediği şey açık ve net. Harf, rakam veya alt çizgi olmak zorundadır. Şimdi C bize başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki Variable'lar diyor, variable isimleri bir harf veya alt çizgi ile başlamak zorundadır. Yani diyor ki sen burayı ya alt çizgi ile başlatacaksın ya da şunlar gibi harfle başlatacaksın. Gelip de şöyle bir heyecan aramayacaksın diyor ne diyorum? Bak diyor şuraya 2 yazma. Gördünüz mü? Kırmızılaştırdı. Burada bir sorun var. Benim normalde variable'ım şu an kullandığım programda şu şekilde siyah olması gerekirken şurada siyahlığı gitti. Çünkü bunun bir variable ismi olduğunu artık anlayamıyor. Çünkü kurallara aykırı. Burada sayıyla başlatamazsın. Ya alt çizgiyle başlatacaksın ya harfle başlatacaksın. 2 ile başlayamaz. Gel diyor 2'yi sen şurada kullan diyor. Neden başta kullanmak istiyorsun? Kurallarıma uy diyor C. Biz de tamam diyoruz. Sinirlenme. Senin kurallarına uyacağız diyoruz. Ayrılmış kelimeler integer gibi, if gibi vesaire kullanılamaz. Ne demek istiyoruz? Gelip de C'de bizim kod olarak kullanacağımız, ileriki derslerde size göstereceğim örneğin if bak. Yine maviye boyadı. Bu bir kod. Gelip de burada variable adı olarak kullanamazsın diyor. Ya da gelip şuraya for diyemezsin. Ya da şuraya while diyemezsin. Kendi kafana göre iş yapma diyor. Benim kullandığım, benim vereceğim isimleri veremezsin diyor. Bakın. Cans ayrılmış. Yani C'nin kendisi için özel anlamları olan ifadeleri variable adı olarak kullanamazsınız. Bu da önemli bir detay olarak önümüzde dursun. Şimdi sadece bunu incelemeniz için gösterdim. internetten indirdim. Siz de hemen oradan bakabilirsiniz zaten. C veri türleri diye yazarsanız internetten çıkacaktır. İşte bunların alt sınırlarla üst sınırlarını gösteriyor. İşte diyor ki integer 2 milyar 147 milyon 483 bin 648'den artısına kadar şu şekilde 647 ile bitecek şekilde verebilirsin diyor. Hemen şöyle bir kontrol edeyim. Diyorum ki verebiliyor muyum? Bir bakayım diyorum. Geliyorum şuradan. My number olan kısma şunu sileyim artık. Bunu verelim. Hemen hızlıca ben yazıyorum. Bakın integer'ıma şu değeri verdim. Ben bunları nasıl printf ile yazdıracağım? Yani birçok programlama diline eğer aşinaysanız, mesela Java yazmışsanız, C Sharp yazmışsanız, PHP yazmışsanız, hepsinde ya da Python yazmışsanız şöyle bir durum var şuraya çift tırnakları yazmayız diğerlerinde. Çıktı programının direkt anlayacağı şekilde gelip şurada my number'ı şöyle yazıyoruz. Bakın dikkat edin. Şöyle yazıyoruz diğer programlarda doğru mu? Ama C'de bunu yapamazsınız. Bakın. Bize hiçbir şey döndürmedi. O halde biz nasıl yazacağız? Bunun için de C bize diyor ki benim kurallarıma göre diyor. Format specifiers dediğimiz bir olay var. Sen beni özel olarak tanımlamalısın. Benim bazı tanımlama biçimlerim var ve sen buna uyacaksın diyor. Tamam diyorum. Nedir bu? Diyor ki çar veri tipini yazdırırken yüzde C kullanacaksın. Yani diyor ki sen diyor buraya gelip yüzde C diyeceksin ve ancak o şekilde ben senin şuradaki my letter yazdırabilirim diyor. Ne yapacakmışız? Şuradaki bakın çift tırnakların içerisinde yüzde C diyeceğiz ve my ladder adındaki şu variable adımı ancak o zaman ekrana bastırabileceğimi söylüyor. Kabul ediyorum. Tıklıyorum. Bakın şöyle şuraya çekelim aslında. Şurada C diye yaz. Güzel. Demek ki çağrları yüzde C ile alabiliyormuş. Başka ne diyor? Diyor ki int veri tipini yazdırman için yüzde D'yi kullanman gerekiyor. O zaman ben yine tamam diyorum ve geliyorum şuraya yüzde D'yi yazdırıyorum. Ancak şunu da unutmuyoruz. Bir alt satıra geçsin istiyorum. Şuradaki backslash n'i kullanmayı unutmayalım. Backslash n'i yine kullandım. Diyorum ki ben şuradaki integer'ımı yazdırmak istiyorum. Yazdıralım. Kontrol ediyorum. Bakın 2 milyar 147 milyon 483 bin 647'yi ekrana yazdırdı. Devam edelim. Diyoruz ki float'ı nasıl yazdırabiliriz? Bana diyor ki Float için %f, double için lf ifadesini kullanman iyi olacaktır diyor. Hemen şuraya f, şuraya da lf ifadesini bırakalım. Neydi? Float'ınki my number 2 idi. Burada my number. Kontrol edelim. Float ifademi de yazdırabildim. 2.56 diye. Şurada 213.568 olan double ifade veri türlü my number 3 variable'ımı da ekrana basabildim. Bunları nasıl yaptım? Bunları buradaki format specifiers ile yaptım. C bana diyor ki bunları sen kullanmak zorundasın. Babanın hayrına değil yapacaksın bunu diyor. Ve diyor ki şimdi devam ediyor. Bizim normal az önce dediğim gibi int, int float, double bunları çeşitlendirebiliyoruz. Nasıl çeşitlendirebiliyoruz? Bakın unsigned int imzasız integer. Ne demek imzasız integer? Şu demek. Normalde integer'ın ifademi şu kadar veri kaplıyor. Yani bunun üzerine yazamazsın diyor. Bakalım ben yazmaya çalışalım. Şunu 3 milyara çıkarıyorum. Şunu 3 milyara çıkardıktan sonra basıyorum. Bakın ifadem doğru gelmedi. Kesinlikle doğru değil. Şunları yoruma alıyorum. Ctrl Shift C tuşuna basarak yoruma alayım. Şunu da Ctrl Shift C tuşuna basarak yoruma alayım. Sadece şuradaki printf'e odaklanın. Bunu istiyorum. Kontrol edin. Doğru çalışmıyor bakın. Bir şeyler oldu. Niçin? Çünkü integer bunun üzerine çıkamazsın diyor. Bunun üzerine çıkamazsan bana ne diyor? Diyor ki sen o zaman long it'i kullan diyor. Ya da diyor ki sen unsigned integer'ı kullanırsan ben burada 4 milyara kadar izin veririm sana diyor. Tamam diyorum. O zaman ben şuraya gelip unsigned işaretsiz integer kullanmak istediğimi belirtiyorum. E peki bunu belirtiyorum da bunun da bir format specifiersi yok mu? Var. Diyor ki yüzde %u diyeceksin. Tamam diyorum. Madem d'yi istemiyorsun, u deriz. Ne olacak? Seni mi kıracağız? C diyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 milyarı da yazdırabildik. Çünkü biz diyoruz ki imzasız integer kullanacağız. Bizim verimiz biraz daha büyük. Biz normal integer'ı kullanmayalım. Unsigned integer'ı kullanalım. Sıfırdan durum neydi? Bakın sıfırdan 4 milyar 294'e kadar bizi idare edecekmiş. Bakalım idare edecek mi? İdare etmezse ve biz sınırı yine aşarsak ne olacak? Biz şu anda sınırı aştık mı? Henüz sınırı aşmadık. Sınırı aşmaya kalkarsak ne olur? Bakın yine sapıt bizim değerimizi düzgün bir şekilde getirmedi. O halde bana ne öneriyor? Diyor ki long it senin işini görür diyor. Tamam diyorum madem long git benim işimi görüyorsa hemen bir bakayım nedir ne değildir. Bakalım işimi görecek mi? Henüz işimi görmedi. Doğru çalışmadı. Ne için? Biz burada unsigned int'e göre bir format specifiers kullandık. Ne yapacağız? Long it için ld kullan diyordu bana. Tamam diyorum. O zaman şuraya gelip LD'yi kullanacağım. Yine doğru çalışacak mı? Yine doğru çalışmayacak tabii ki. Çünkü yine hala bizim buradaki veriyi karşılayabilecek bir durumu yok. O halde ben diyorum ki bunun long long it yaparsam ne olur? O halde gelip şunu LLD yapacağım. Bakalım benim istediğim integer veri türüne ulaşabilecek miyim? Evet bakın 5 milyar 147 milyon 483 bin 647 gördüğünüz gibi. Bu biraz daha aslında ileri düzey bir kısım. Buraları daha sonra programlar yazdıkça vesaire kullanırız. Tabii şu an niye bu ileri seviyeleri gösterdim size? Çünkü şu andan da öğrenirseniz aslında mantığını vesaire sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders yine integer konusuna devam ederiz.